Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PC Building Simulator'e devam edeceğiz. Nerede kaldığımızı ben bile unuttum arkadaşlar. Vallahi unuttum. Neyse bir şu kasamızı falan bir açalım. Bir bakalım nerelerde kalmış. Burada bir bilgisayar yapmak için bırakmışız. Eksik parçalar falan varmış. Bilmiyorum nerede kaldık. Şimdi bir gelen parçalara bakacağım. Mortoni S-Store almışız. 3 tane. Muhtemelen o bilgisayara takacağım bunları. Burada yine işler gelmiş. Dur bunlar bir kalsın. Burada bir tanesini alayım. Dur bir tanesini alayım. Şuradaki masama bırakayım. Çünkü burası artık aktif biliyorsunuz. Şimdi şununla bir kurcalayalım. Bunu neyi değişecekmiş? Hard diski değişecekmiş arkadaşlar bunun. O zaman ön paneli açmamız lazım. PC Building severler bayağı bir var arkadaşlar. Bayağı bir seviliyor PC Building. Yoksa şurayı açmasa mıydık ya? Dur şu kapağı da açayım. Şuradakileri çıkarayım. Şuradaki vidayı da çıkaracağım arkadaşlar şimdi. Bunun hard diski değişecekmiş. Aynen. Şimdi 3 tane var. Üçünde mi değişeceğiz acaba? Vay. Üçüne değişeceksek işimiz var vallahi. Önce şunu bir çıkarayım. Bir tanesini bir takayım. Belki bir tanesini takınca bile kabul edebilir. Şunu alıyorum. Dur bakalım. Kabul etmedi. Demek ki arkadaşlar diğerlerini de değişeceğiz. Yani üçünü de değişmemi istiyor. Aslında orada belirtseymiş güzel olurmuş yani. İki tane hard disk değişsin veya bir tanesi değişsin diye yazsaymış güzel olabilirmiş aslında. Neyse ben şunları bir çıkarayım. Dur şunu çıkarayım arkadaşlar. Bunu da dur pardon dur önce şunu çıkaracağız. Heh, şimdi oldu. Şimdi bunu buraya takıyorum. Hala burası onaylanmadı. Neden? Neden arkadaşlar? Dur bakalım. Acaba kablolara takmadık diye mi yapıyor? Dur bakalım bir kablolara takayım bir. Şu kabloları bir bağlayalım arkadaşlar. Belki bununla alakalıdır. Tam bilmiyorum neden hala orası okeylenmedi ama. Yani hard diski değiş diyor. Değiştim işte. Yani ne oldu anlayamadım. Dur bakalım şu kabloyu da takayım bir anlaşılacak. Heh işte budur be. Oldu arkadaşlar sıkıntı yok. Evet şimdi bir bakalım. Şurada şunun yerini şuraya takayım. Ha tamam şimdi oldu. Yan kasayı kapatayım. Kasanın şuradaki vidaları da kapatalım minicik. Altta da var. O da kapandı. Şimdi ön paneli kapatayım arkadaşlar. Önce grid var yani ızgara var yani arkada. Daha sonra şu ön panelin kendi kutusu süper. Şimdi bir de şunu takacağım. İki tane de vidası var şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu vidayı kapatıyorum. Bir de aşağı ineyim. Şu vidayı da kapattım. Her şey tamam. Şimdi sadece kabloları takmakta arkadaşlar sıra. Bunu da taktım. Dur bakalım. Şimdi şöyle bir vidayı şöyle kabloları güzelce göstereyim istedim ama tam yakınlaşamıyorum. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar kasamıza. Şu kabloyu da güç kaynağı yerine takacağız. Şuraya bakın. Tamamdır. Şimdi oldu. İlk yer bilgisayarı çalıştıracağım arkadaşlar. Kabul etmesi lazım. Dur bakalım. Evet. Görev tamamlandı. Hard disk değişimimizi yaptık arkadaşlar. Güzel bir para kazanırız umarım. Şu kasayı da alayım. Buraya ne istiyor? Bunda bayağı bir işi var gibi gözüküyor bu bilgisayarında. Evet. Bunu buraya bırakayım. Şuradan parasını alayım. Şu e-maillerime bakayım arkadaşlar bir. Şurada ne kadar kazanmışız? $220. İyi. Fena değil. 1000'i geçti paramız ilk kez. Bunu discard ediyorum. Bunu da discard ettim. Evet. Mesela bir görev gel. Görev diyorum ya. Pardon ne diyor? Sanırım bir şeyler gelecek yakında. Şimdi mesela bu da ne diyor? Benim bilgisayarımı diyor performansını arttır. Benchmark testi 3728 olsun diyor. Bu var ya bu bizi bayağı bir zorlar. Ne yapacağız biliyor musunuz bu bilgisayara? Bilgisayar alacağız. Hard diskini, ekran kartını, RAM'ini arttıracağız. O değere ulaşmaya çalışacağız. Yani zor bir görev. Onu söyleyeyim. Kolay görev değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi iki tane görevimiz var. Öncelikle ben şu görevi yapacağım. Termal macun uygulayacağım ve termal macunu kolay bir görev olduğu için önce bunu bitireyim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi şunun kapağını gelin açalım arkadaşlar. Önce şuradaki vidayı söküyorum. Aşağıdaki vidayı söküyorum arkadaşlar. İşlemciye termal macun uygulayacağız. Termal macun çekeceğiz yani. Önce şuradaki kapağını açtım. Bunu çıkardım. Ryzen var. AMD Ryzen.
Şu vidasını da açtım. Sonra bunu çıkardım. Şimdi buraya bir termal macun uygulayacağız. Şöyle. Dur. Niye olmadı? Allah Allah. Dur bakalım. Bir saniye. Aa, uygulayamıyorum. Termal macunum mu bitti acaba? Dur bakalım arkadaşlar. Şu an termal macun uygulanmıyor. Normalde bu işlemcinin üstüne uygulardık. Niye? Ne oldu şimdi? Allah Allah. Enteresan. Dur bakalım. Acaba şunu geri mi taksam? Yo, burada burayı uygulayamazsınız ki. Aa, tamam, pardon ya. Burayı uygulayacakmışız. Kafa gitti benim iyice. Bak, hemen termal macun okeylendi. Şimdi şunu kapatayım. Yanlışlıkla tıkladım. Niye öyle tıklıyorum ya? Ha, dur. Şöyle yapalım. Pardon. Ha, şimdi şu şeyleri kapatmaya başlayalım arkadaşlar artık. Şunun vidalarını kapatacağız. Tabi buraya bir tane ne takacağız? Power supply takmayı unuttuk. Yok, bu değil. Nerede o ya? Chip falling. Tamam. Ne oluyor ya? Bir garip bir şeyler oluyor arkadaşlar. Allah Allah. Bugün bir gariplik var arkadaşlar. Şuradan dolayı mı öyle yapıyor acaba? Şunu ya şunu kapatmadık diye yapıyormuş ya. Bugün vallahi oyunu unuttuk ya resmen. Evet, sen de geç bakalım. Senin de bir kablon olması lazımdı ama neredeydi acaba? Bunun da bir kablosu olacaktı. Heh, tamam, şimdi oldu arkadaşlar. Her şey tamam. Şimdi kasayı kapatıyorum arkadaşlar. Artık kasayı kapatma zamanı geldi. Nerede bilgisayar? Burada. Bunu kapatıyorum. Hatta şöyle göstereceğim size güzel bir şekilde arkadaşlar. Vidamız burada, bakın. Kapattım. Aşağıda da şu vidayı göstereceğim. Bunu da kapattım. Her şey tamam. Şimdi bilgisayarı açıp 3G Mark testi yapacağız. Tabii bir tane ben bu USB'yi takmam lazım şuraya. Yerine geçti. Şimdi kablolara geçelim arkadaşlar artık. Şu kabloyu takıyorum. Şu kabloyu yerine takıyorum. Bakın burada USB'ler hep. Bakın şimdi buraya takılacak. Ekran kartı. Burada da güç kaynağının kablosu, bakın. Yerine geçti. Şimdi artık bilgisayarı açabiliriz arkadaşlar. Bakalım çalıştı mı? Fanlar çalıştı. Vay, gigabyte ekran kartı falan var. Bayağı güzel bilgisayar bu yalnız arkadaşlar. Oyun bilgisayarı bu. Onu söyleyeyim. Aa, doktorummuş. Doktor şeyi falan var. Sanırım doktorun bilgisayarı. Bakmadım kimin olduğunu ama yani dikkat etmedim maile. Şimdi 3G Mark testi yapacağız. 3G Mark testini biliyorsunuz zaten, artık anlatmaya bile gerek yok. Bir bakalım ne yapacağız ya. Vallahi bu bilgisayarın işi kolaydı. Hemen bitirdik. Diğerine geçeceğim. Diğerinin biraz işlemi fazla. Ekran kartı falan değişiyor herhalde. Bir şeyler değişiyordu. Hadi bakalım. Şimdi çalıştıralım. Bakalım kaç gelecek puanı. Testi de yapalım. Hadi bakalım. En sevmediğim yer bu oyunda burası arkadaşlar. Yani burada bekliyorsunuz. Gıcık oluyorum burada beklemeye. Onun dışında beğendiğim bu oyun. Hoşuma gidiyor bu oyun. Siz de beğendiğinizi tahmin ediyorum. Çünkü like'lardan olsun ve yorumlara sürekli devamı gelsin diye yazıyorsunuz. Yine istiyorsanız yazın devamını. Farklı oyunlarda oynayacağız ama çok istek alan oyunları oynayacağım arkadaşlar. Yani gerçekten bu oyunu istendiğini bilmem lazım. Çok da fazla bir sürü oyun yapıp da bir ondan ona ondan ona atlamak istemiyorum. Diğer oyunları bitiremeyiz yoksa. Ama çok istek alan oyunları oynayacağız. Yine söylediğim gibi. Bakalım bugün de PC Building Simulator'da neler yapacağız arkadaşlar. Hemen bunu bitirip diğer kasaya geçeceğim ama bir bitseydi şu. Hemen ona geçmek istiyorum. Çünkü onu merak ettim. Onun birkaç tane parçası değişik. İşlemciyi falan değişeceğiz o bilgisayarın. Biraz işimiz zor ve uzun olacak gibi gözüküyor. Yeni siparişler vereceğim. 3 gün sonra elektrik faturası gelecek. Umarım geçen ay $70 gelmişti. Biraz çok geldi. Aslında çok değil bir dükkan için. Bir elektrik işler yapan bir yer için çok değil aslında $70 ama. Bakalım bu ay kaç gelecek? Geçen ay 70'ti. Bakalım. Bu oyun bilgisayarı arkadaşlar bu arada. Bu bizim yaptığımız oyun bilgisayarı. Oyun bilgisayarını tamir ediyoruz şu an. Çünkü evet, 3096 çıktı skoru. Gayet iyi arkadaşlar. Gayet iyi çıktı. Görüyorsunuz değerleri falan. Artık bu bilgisayarı
Kapatalım arkadaşlar. Muhtemelen görev tamamlanmış olması lazım. Bir bakayım dur. Şöyle geleyim üstüne. Evet. Anlat Pulegut diyor. Bir şey mi eksik? Arkadaşlar bir şey eksik şu an. Bir yere takmayı unutmuşum arkadaşlar. Vallahi bir şeyi. Kablo eksik yani. Bir yerin kablosunu takmayı unutmuşum gibi geliyor bana. Dur bakalım. Şu an bir dakika ne oldu? Aynen ya. Bütün işlemi baştan yapacağız. Ya var ya. Trici Mark'ı bir daha çalıştır diyor. Ne alaka ya? Ne alaka Trici Mark'ı bir daha çalıştır diyorsun? Allah Allah. Dur bakalım. Şu kablolara bakayım. Eksik kablo var mı? Bunu da yaptık. Şu kapağını kapatayım arkadaşlar. Sen de kapandın. Şunu kapatalım. Şu alttakini, vidayı da şöyle göstereyim. Kapattık. Not plug it. Tamam. Dur şu kabloları takayım bir daha abi. Şunu da takayım arkadaşlar. Bu bilgisayar bizi uğraştırdı ya. Niye böyle oldu? Normalde hiç böyle olmazdık. Ready to boot. Evet şu an boot yapıyoruz. Yani açılışını yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrar 3G Mark testi istiyor ama ben sizi bekletmeyeceğim burada tabii ki. Hemen geçeceğiz burayı. Evet. Bitti arkadaşlar. Bekletmedim sizi. Şimdi umarım kabul etmiştir. Oh be. Sonunda kabul etti. Biraz önce niye öyle oldu anlamadım. Bir şey yanlış yaptık. Ufak bir hata yaptık ama bilmiyorum nereye yanlış yaptığımızı. Evet bunu hatırladım ya. Bak bu benden 6 ay önce bilgisayar satın alan Tim bu. Biraz sıkıntı olmuş. Tabii ücretsiz olarak yapmamızı istemişti. Hatırlıyorsanız bir önceki videoda bunu konuşmuştuk. Bedavadan yaptık adam işini. Bizden bilgisayar aldığı için. Şimdi yeni işler, yeni parçalar açıldı bu arada. Bakın yeni parçalarımız açıldı arkadaşlar. RAM açılmış. Bakın RAM'ler açıldı. Ekran kartı açıldı. Vay vay vay. Bayağı güzel şeyler geliyor. Bunu şu an yoldaymış. Transit diyor. Bu neymiş? Tamam bu bizim diğer kasadaki, diğer masadaki bilgisayar. Onu yapacağım. Şunu kapatıyorum. Termal macunu çektik. Bunu da alacağız. Bu işi de yapacağım. 8 GB RAM takacağım bu bilgisayara. Bunu da alacağım. Öncelikle bizim şu bilgisayarı düzeltmemiz lazım arkadaşlar. Bu bilgisayarın parçalarının ne olduğunu öğrenip sipariş vermem lazım. Şimdi onun için bir bakacağım. Evet. RAM'ine bakacağım öncelikle. Şöyle yanına bir girelim. RAM burada gördüğünüz gibi kaçlıkmış? Mortoni Valve Supreme 2 GB diyor. Bir tane 2 alsak bir tane 4 alırız arkadaşlar bunun yanına. Ya da 2 tane 4 de alabiliriz. Dur bakalım fiyatların önceliğiyle. 2 tane 20 dolarmış. 20 dolar. 2 tanesi 80 dolar. Yani 40-40 alsam 80 eder. Bir 2'lik bir 4'lük alsam 60 dolar. Bence böyle daha iyi arkadaşlar. Tamam. Bu tamam. Bir de şimdi şeyin fiyatına bakalım. Ya da pardon. İşlemcisine bakalım. Bunun işlemcisi şunun altında. Mecbur burayı sökeceğiz arkadaşlar şimdi. Burayı söküp markasını öğreneceğim. Yani bunun modeli neymiş? Onu öğrenmem lazım. Şöyle göstereyim size de. Önce şuradaki Eclipse'i açtım. Bunu da açıyorum. Evet şimdi Intel Celeron G3900 varmış. Intel Celeron çok eski bir işlemci. Bize Core i5 6400 lazım ya da daha da iyisi lazım diyor. Ya da daha iyisi olabilir diyor. Core i5 6000 kaçtı? 6000 kaçtı ya? Unuttuk bak hemen ya. 6400'müş. 6400 veya daha da iyisini alsan olur diyor. O zaman sana bir 6600 takalım ya da 6500 taksak nasıl olur? 6500 takacağım. 165 dolarmış. Bunların siparişini geçeceğim hemen. Hatta geçtim bile. Şimdi bu bilgisayarı bir kapatıyorum arkadaşlar çünkü. Diğerlerini bakalım şuradan takvimi de. Bugün Perşembe ayın 8'i. 8 Şubat. Yarın Mortonlerin teslimatı var. Ve iki tane de iş gelecek. Bunları hemen yapmak için şu ışığımı da kapatayım arkadaşlar. Hemen bir uyuyup gelelim. Yarın olsun yeni iş gününde bayağı bir iş yapacağız. Yorulacağız. Şimdiden
Hazırlıklı olun arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Nerede? Önümü göremiyorum. Aha bak burada parçalar gelmiş. Dur şimdi şu yakalım da bir. Hemen bakacağız onlara. Hoppa. Evet neler gelmiş bakalım. 8 GB'lık RAM yükseltmemiz gelmiş. Intel Core gelmiş. Vay 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 çok iyi. Şu bilgisayarı da alayım şuraya koyayım arkadaşlar. Hemen şu diğer bilgisayarı toplayayım. Göndereceğim. Şimdi öncelikle ne diyor? 8 GB yap demişti bize. Şunların klipsini açtım. Şimdi RAM'leri takacağım buraya. Yanına bir tane 2 GB taktım şuraya. A dur şurayı açmayı unutmuşuz. Etti 4. Kaldı 4 eksiğimiz kaldı. Yalnız ben 4 GB almıştım. O nerede ya? Yanlış mı aldım acaba? Aa! Dörtlük şey yapmıyor bu. Dörtlük uyumuyormuş bu bilgisayara. Nasıl uyumaz ya? Ya yapma bunu ya. Yapma bunu be. Bir ikilik daha lazım bize. Yok ki başka ama. Ya böyle saçmalık olamaz arkadaşlar. Bunu gerçekten böyle saçmalık olamaz. Bir tane RAM'imiz eksik. RAM almam lazım tekrardan. Ama öncelikle şu işlemciyi değişeyim. 6500 aldım ben buna. Şunu takacağım bu bilgisayara. Evet buraya bir termal macun da çekeyim de daha sonra vay termal macun çekmedin de bilmem ne de demesin. Dur şunu kapatalım. Kabul etti mi şu görevi? Aynen bakın işlemciyi kabul etti. Sorunsuz bir şekilde. Şu kapağını kapatayım artık. O da kapandı. Bir de buraya şunu takayım fanını. Ya gerçekten canımı sıktı şimdi. Durduk yere canımı sıktı. Şunun kablosunu da takayım. Boş yere şimdi gidip ertesi gün olmasını bekleyeceğim ya. Bir daha sipariş vermek zorundayım. Çok zaman kaybediyoruz. Durduk yere zaman kaybettik. Bir tane daha Mortoni alıyorum arkadaşlar. Hemen bunu sipariş geçeceğim. Vallahi uyuyacağım yani. Aynı gün sipariş vermiyorum. Aynı gün siparişte de çok fazla kargo parası çıkıyor. Ama aslında zorda kaldığımız zamanlarda yapabiliriz aslında ya. Ne olacak ki? Yalnız bugün elektrik günü gelmiş sanırım. Bakayım şu takvime bir. Oo aynen ya. Pay utility bill diyor. Muhtemelen elektrik faturası gelecek birazdan. Neyse ben şunu bir takayım şuraya bir. Bugün para kazanan elektrik faturasını beleşe çıkaralım. Şunları açtım. Nerede? Evet tamamlandı. Kasayı kapatacağım şimdi. Kasanın parçası buradasın. Taktım. Şimdi şu kablo şey vidalarını kapatayım arkadaşlar. Alt vidayı da kapatalım. Hop tamamdır. Her şey tamam. Bir de boot edelim şu bilgisayarı bir. Tabii önce kabloları takmamız lazım. Şuradan dur olmadı. Bunu taktım. Bunu takıyorum. Şunu takıyorum. Bir de güç kaynağını taktık mı? Şimdi çalıştı mı? Bakayım. Aynen tamamdır. Muhtemelen görevimiz bitti. Aynen dediğim gibi bitti. Şimdi bunun parasını alacağım. Karşı tarafa geçeceğim. Karşı tarafın çünkü işleri biraz uzun mu neydi hatırlayamıyorum ama şu an. Ooo arkadaşlar ne bu? 282 dolar elektrik faturası geldi. Battık var ya ocağımız battı. Geçen ay 70 küsürdü. 72 dolar gelmişti. Bilgisayarı falan da kapatıyorum aslında. Işıkları da açık bırakmıyorum. Mecbur ödeyeceğiz bu parayı. Çok aşırı elektrik faturası geldi. Çok aşırı geldi. Yandık var ya. Yemin ederim yandık. Çok kötü oldu. Neyse 440 dolar da buradan kazandık. Biraz telafi oldu. Aha bir mail geldi. Evet şimdi bir görev var. 8 terabayt hard disk istiyor bu adam. Film stüdyosu falan varmış. Var mı ki bizim 8 terabayt hard diskimiz? Bir bakayım. Bizim yok ki. 2 terabayt var. Üçlük var. Dörtlük var. Ha, dur. 2 tane dörtlük takarız. 2 dörtlük takarız buna. Olur. Tamam kabul ediyorum o işi. Dur. Şunu kapatayım. Kabul ettim arkadaşlar. Şimdi şuradaki işi yapalım. Şurada bir işimiz var arkadaşlar. Bunun neyi yapılacaktı bir bakalım öncelikle. Ha, dur bunun bu biraz uzun iş arkadaşlar. O biraz uzun iş. O bir kalsın. Şu bilgisayara bakayım. Neydi bunun görevi? Tamam 8 GB RAM takacağız diyor buna. Ya bizi çok uğraştırdı biraz önce. Öncelikle bunun içini açıp şeye bakmam lazım. RAM'in modeli neymiş ona bir bakmam lazım. Burada. Shein Titan 2 GB. Shein Titan 2 GB.
Hemen bakacağım. Shaean Titan 2 GB. Buymuş. Ama bunun 8'liği de var bizde. Acaba yuvaya uyar mı? Emin değilim. O yüzden 3 tane şey alıyorum arkadaşlar. Maalesef. Yoksa uymayabilir. Aynı gün sipariş versek 100 dolar daha ver diyor. 3-5 gün içinde sipariş versen 10 dolar. Aynı gün sipariş diyelim mi? Ne yapalım? Hadi aynı gün sipariş dedim. İlk kez yaptım bunu bakın. Aynı gün sipariş verdim. Hemen geldi parçalar. Gördünüz mü? İlk kez de denemiş olduk bunu. Hadi neyse. Bu da son işimiz olsun arkadaşlar. Bundan sonra diğer işleri de sonraki videolara bırakalım. Şunları bir açayım. Klipleri. Klipslerim neyse artık. 3 tane tırnağı da açıyorum şu an. Açtım. Şimdi bakalım RAM'lerimiz uyumlu mu? Birincisini taktım. Etti 4 GB RAM. Şunu taktım. Etti 6 GB RAM. İnşallah olur. Ve oldu. Oh be. İyi oldu hem de. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Evet. Bunu da kapatıyorum. Kasamız hazır. Hemen kabloları takacağım ve daha sonra 3G Mark testi yapacağız ve orada da bitireceğiz arkadaşlar. Bugün çünkü çok fazla iş yaptık. En çok canımı sıkan şey elektrik faturası oldu. Aşırı elektrik faturası yüksek geldi. Niye öyle oldu anlamadım ama valla bayağı yüksek geldi. Artık yapacak bir şey yok. Mecbur ödeyeceğiz, ödedik zaten. Evet, şimdi bilgisayar açılsın. 3G Mark testini yapacağım. Yaparken de bitiririz zaten. Sizi bekletmeyin bir de bunun için. 731 dolarımız var. Bu işlerden bayağı para kazanacağız gibi gözüküyor. 440 dolar gelecek sanırım bu işi bitirince. Arka masadaki işimizin işlemi biraz uzun olduğu için onu bir dahaki videoya bıraktım. Evet. 3G Mark testi başladı. Benchmark testimiz. Bu bitecek. Daha sonra zaten işi ben teslim ederim arkadaşlar. PC Building Simulator videomuzun burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.